Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 24 kez intihar girişiminde bulunduğunu, hiçbirinde ölmediğini ve ondan etkilenen oğlunun 17 yaşında intihar ederek hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz? Çocukluk yıllarından itibaren birçok olumsuz durumla karşılaştı ünlü şair. Kızamık çıkardığı sırada ateşlendiği için kekeme kaldı ve hayatına kekeme olarak devam etti. Belki de yaşadığı hastalıklardan etkilenen psikolojisi hayatının geri kalanını melankolik olarak geçirmesine sebep oldu. Ailesi, özellikle de babası, depresif hallerinin geçmesi için sürekli çabaladı. Bir intihar denemesinden sonra kendisi gibi şair olan babası Lütfü Oğuzcan, oğlu için de bir şiir yazdı. Bak, dünya ne güzel, bu sitem niye? Ettim ben adımı sana hediye, mutluyum ey oğul babanım diye. Çarptırma hicvinle cezaya beni. Fakat Ümit Yaşar içine dönük, yalnız kalmayı seven birisi haline gelmeye devam ediyordu. Birçok şiir kaleme alan şair sevmeyi, sevilmeyi ve aşkı önemseyerek yaşasa da aşık olamadan görücü usulüyle evlendi. Babası Lütfü Oğuzcan'ın amacı onu zorla evlendirmek değildi. Sadece ona evliliğin iyi geleceğini düşünmüş ve melankolik hallerinden kurtulacağına inanmıştı. Ama umduğu gibi olmadı. Ümit Yaşar için geçim sıkıntıları da evlilikle beraber geldi. Yaşamdan çok ölümü seviyorum diyerek bunu her seferinde dile getiriyordu. Ölüme odaklanan, 24 kez intihara kalkışan ama başarılı olamayan Oğuzcan'ın büyük oğlu Vedat, babasından beklediği ilgiyi hiçbir zaman göremedi. Vedat babasını örnek alıp şiirler yazmaya çalışıyordu ama babası Ümit Yaşar kendi hüzünlü iç dünyasında debelenip dururken ailesine yaşattığı duyguların maalesef farkında olmuyordu. 6 Haziran 1973'te Vedat henüz 17 yaşındayken kendini Galata Kulesi'nden boşluğa bıraktı. Sürekli intihar denemeleri yapan Ümit Yaşar oğlu Vedat, "Baba, öyle intihar edilmez, öyle edilir." notunu bırakarak hayatını sonlandırdı. Ümit Yaşar Oğuzcan oğlunun ölümüyle gerçek acının bir anlamda farkına varmış oldu ve oğlu için Galata Kulesi isimli şiirini yazdı. 6 Haziran 1973, pırıl pırıl bir yaz günüydü. Aydınlıktı, güzeldi dünya. Kendini bir anda boşluğa bıraktı. Ömrünün baharında bir adam düştü o gün Galata Kulesi'nden. Bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu. Bir adam, benim oğlumdu. Ümit Yaşar 24 kez intihar etmeyi denediğini asla kabul etmedi. Ona göre sadece 3 kez bu yola girmiş ama bir şekilde başarılı olamamıştı. Hatta 4. kez intihar etmeyi artık evli ve çocuklu olmasından istemediğini iddia etti. Ve geçirdiği kalp krizi sonucu 4 Kasım 1984'te vefat etti. Bu videoyu Ümit Yaşar'ın bir şiiriyle bitirmek gerek. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde, gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, ilki seni düşünüyorum. Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin acil, örtün karanlıkları masmavi denizlerde. Ve dinle kalbimi, bak nasıl çarpıyor, nasıl o bütün özlemlerin koyulaştığı yerde. Bil ki seni bekliyorum. Bir sabah, gün doğarken aç perdelerini, bak. Sevinçle balkonuna konuyorsa martılar, kendini tadılmamış derin bir hazza bırak. Dökülsün dudağından en mutlu şarkılar. Bil ki seni istiyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız, uzaklarda elemli, garip bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız ve bir gün kabrimde bir kara gül biterse, bil ki seni seviyorum.